Günaydın. Şimdi hemen giyinelim arkadaşlar. Bir kombin yapacağım, size göstereceğim. Bahsettiğim kombin şöyle arkadaşlar. İspanyol paça ve şöyle bir bluz. Spor ayakkabı dedim ayağım ama bununla daha uzun oluyorum. Bilemedim ki sizce nasıl? Bu pantolonun bitme yeri çok kötü. Böyle göstereyim. Tam şurada yani. Tam göbeklerin orada. Biraz daha şöyle olsa daha iyi olur aslında. Görünmüyor ama. Böyle midem karnım bir tık ağrıyor. Neden olduğunu anlamadım ya. Kombin olarak da bunda karar kıldım. Sandaletlerim beyaz olduğu için çantayı da böyle bir şey yapayım diye düşündüm. Bilemedim oldu mu olmadı mı. Bu küpeler şimdi oldu. Bu kız kaçar. Giriş yapılacak. Yapıldı. Susuz yaşayamam. Su almaya gideceğim. Yanardağ patlamış arkadaşlar. Haberiniz var mı? Alev püskürtmüş. Erciyes. İtalya'da. Şu anda videolarımın yetersiz olmasından dolayı şikayetler alıyorum. Şimdi öğle yemeğine gideceğiz. Yani yanılıyor. Son bir haber giriyordum, ona gireyim. Sen pazarları. Utanıyorum. Burası benim masam. Canım suyum ve ben. Artık yiyebiliriz. Öğle yemeği daha bitmiştir. Dün okuduk ya bunları Volkan abi. Nerede okuduk? Haber yaptın. İntihar bakalım. İntihar bakalım. İyi değil durumun. Sen çok iyisin. Yani beni... o kadar konuşmandan sen zaten psikolojin bozdu. Niye burada öyle değilim hareket, abi? Hayır, hareketli biraz istiyorum ya. Böyle bir yani şey yapma ya. Sen gençsin böyle var ya. Ya ben yayın yapsam var ya gözümü açarım. Hemen arkadaşlar günaydın falan bir enerji İyi de evdekiler uyuyor. Özellikle. Sabahın 6:30. Zaten sen tek başına yaşıyormuşsun dünyada. Abi, video çekiyorsun. Aa tek değilim işte, o yüzden sessizim. Evet, şimdi Merve arkadaşımız bize kahve yapacak. Ben de büyük bir görü. Fincanları koyacağım, yerleştireceğim. Bir kaçtı. Sadece olsun. Şöyle yaparız. Kaşıklarım derim. Şşş, kimseye söyleme. Yarın bu videoyu Volkan abi izlediğinde. Siz bizi kandırmış mıydınız? Her şey yalan mıydı? Mesai terk. Tramvay beklemece. 10 dakika. Ve bugün nöbet bende. Nöbetten bahsetmiştim. Akşam 11-12'ye kadar tek başıma haber gireceğim. Şimdi gidip haber gideceğiz. Haberler varsa bana yazın olur mu? Özel haber yazabileceğim şeyler. Yani haberiniz olan öyle ortalığa çok dökülmemiş haberleri beklerim. Eve gitmece. Çok acıktım. Of, gerçekten. Of, nöbet olayı beni geriyor. Ay. Haber çıkmazsa ne yazacağız? Yani bu akşam yürüyüş, bisiklet yine yok arkadaşlar. Belki gece çıkarız.
haber gireceğiz bugün de. Ay. Telefondan girmek bence biraz zor. O yüzden yine bilgisayardan girebiliriz. Ama çok acıktım. Önce yemek. 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 Hemen yemeği gösteriyorum. Of, ekmeksizlik beni çok zorluyor. Yemek time. Hızlı yemeyeceğim. Hızlı yediğim için midem ağrıyor her akşam. Bu arada tuzu da azaltmaya çalışıyorum ama olduğu kadar. Evet, şimdi arkadaşlar bilgisayar başına geçebiliriz. Yemeğimiz yendi. Şuraya sabitleyeyim. Saatler 8:30 oldu. Çay alındı. Sisteme gireyim de unuttum sistemi kız. Yarın tatil günümüz. Minimum 6 haber girmemiz bekleniyormuş. Hadi. Tamam, bakıyoruz. Son bir kaza vardı. O biraz fazla okunmuş. Bana göre yani. Benim okunuşlarıma göre. Başlıklarda sıkıntı yaşıyorum. Haberin akıcılığında sıkıntı yaşıyorum. Çünkü ben haber yazmayı hiç yani öğrenmedim. Dersinde görmedim. Ama bir şey diyeceğim. Sosyal medyaya ben nasıl gireceğim? Şimdi haberi internette paylaşıyoruz ya, oradan ismini ve linkini de alıp sosyal medyalarda paylaşıyoruz ama onların şifreleri bende değil. Ah, yoruldum. Ben de bugün ne yapalım biliyor musun? Zaten masa başında olacağız yine. Bu arada ayaklarım da çok böyle karıncalanıyordu. Yani yürüyüşe ihtiyacım var ya da bir bisiklete. Neyse, belki çıkarız bir 20 dakikalığına. Yani yürümem gerekiyor bugün. Ayaklarım fena. Az önce haber girdim ama bilgisayarda bir sıkıntı oldu. Telefondan girmek daha kolaymış, onu fark ettim. Aslında bilgisayara daha hızlıyım ama muz tarifi gideceğim. Muzlu smoothie yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa bekleriz. Evet, iki haber geçtim. Bir para çalan şahıs yakalandı. Bir de serinleten yaz içecekleri adlı çalışmam. Ay, sırtım ağrıdı ayol. Acıktım biliyor musunuz? Yemek yemiştim oysa ki. Bana bir şeyler yemek istiyor. Uykum geldi bu. Daha 4 haber girmem lazım. Dur. Durun. Ne uykusu ayol. Of, haber düşmüyor ki ya. Bu ne? Akşam haber yokmuş. Az önce 3. haberim olan maymun çiçeğinin farelerden, Afrikalıların fare yemesinden dolayı çıktığını yazdım. Gerçekten mi? Yarasadan sonra. Saatlerimiz 10:30, 5 haber girdim. Bugün o İzmir yangını çıktığı gün. O yüzden son dakika haberleri çok oluyor ve maymun çiçeğiyle ilgili de gelişmeler oluyor. En son işte Karşıyaka Belediyesi acil yardım çağrısında bulundu. Ona girdim. Gerçekten üzücü. Bugün ülkenin her tarafından yangınlar geliyor. Ben de şey gibi oldum. Haber kanalı. Artık bundan sonra haber kanalıyız. Artık böyle hepsinden haberim olduğu için bunları konuşabiliriz arkadaşlar. Tam olarak ne iş yaptığımdan da bahsedeyim. Birkaç görüntü paylaşıyorum ama aslında daha başlamış değilim tabii ki. Şu anda editörlük yapıyorum. İnternet sitesine haber giriyorum. Özel haber tam olarak yapamıyorum. Bir röportaja çıktım zaten. Bundan sonra haftada 2 kez çıkmaya başlayacağım. Nöbette de aynı şekilde haber giriyorum. Şu anda böyle ilerliyor. 5 haber girdiğime göre sanırım işte maksimum yok. Minimum 6 olması gerekiyor. 6'dan sonra girmeme gerek yok diye biliyorum. Haberimiz kaldı. Bir ekstra haberle nöbeti 11:30'da bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Süper. Gün bitti. Yürüyüşe çıksak mı acaba? Canım bir filtre kahve çekti, anlatamam size. Ama yok. Japonya'daki gibi 24 saat açık olsaydı marketlerimiz olurdu. Benzin yer misin acaba? Ne dersiniz? Aslında bisikletle gidilir ha. Yollar da boş olur. Yarın uyuyacağım için çok mutluyum. Oh be. Oh be. Türk kahvesi varmış. Bilmiyorum ama uykum da geldi yani. Gerek var mı böyle bir şey? Ama böyle canım istiyor. Hadi içelim kız. Çılgınlık yapalım. Ha, bu böyle değildi. Şimdi biz şeyde, ofiste bir
tartışma çıkartmıştık. Çilekli kahve mi, naneli kahve mi daha güzel diye. Ben naneli kahveden size bahsetmişimdir diye hatırlıyorum. Bir marka vardı. Ben onunla içmiştim. O da çok güzeldi. Ama başka bir marka var. Onu beğenmemiştim ben. O da varmış. Düz Türk kahvesi içmektense bunu içmeyi tercih ederim. Ve çileği övüp naneyi gömmüştüm çünkü. Ama şimdi içeceğim. Bu arada bu şey makineyle o Türk kahvesi şeklinde olmuyor. Bardağa koyuyorsunuz arkadaşlar. Üstüne de sıcak su karıştır. Nescafe şeklinde. Öyle yani. Bir tane alalım ya yeter. Ve ufak bir karıştırma işlemi. İçmeyeceğim. Yok. Ilık zaten bir de. Kahve gibi değil ki bu. Biz dişimizi fırçalayıp uyuyalım. Ay hiç yatağa yatmamıştım eve geldiğimden beri. Biraz dinleneceğim. Sonra biraz kitap okurum. Sonra da uyurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi yine diyeceğim. Bu sıralar tam olarak nasıl şey yapacağım bilmiyorum. Gündüz 9-10 saat işte olduğum için yani yapabileceğim bir şey yok. Bilmiyorum, bakarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim diyorum tekrardan. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Yarın tekrardan görüşürüz. Bay bay.